Oruçta o kadar çok hikmetler var ki bunlar saymakla bitmez ve tükenmez. Oruç sabrın yarısıdır. Hadis-i şerifi gereği Müslümanlar eşine benzerine rastlanmayacak bir sabır eğitiminden geçirilmektedirler. Oruçla Müslümanlar helal lokmaya bile uzanmamak eğitiminden geçirilerek haramlara karşı böylece sakınma alışkanlığı kazanıyorlar. Veya Müslümanlar oruçla helaliyle bile belirli saatlerde cinsel ilişkiye girmeme eğitiminden geçirilerek zinaya karşı, gayrimeşruya karşı meyletmeme özelliği kazanıyorlar. Veya Müslümanlar açlık sayesinde açların durumunu anlama imkanı bulabiliyorlar. Bir anlamda oruç, malda ve bedende Allah'ı söz sahibi kabul etmenin ifadesidir. Yani oruç tutan bir Müslüman malda da canda da Allah'ı söz sahibi kabul ediyor demektir. Zaten kişinin hayatta iki şey vardır. Bunlardan birisi canı, ötekisi de malıdır. Sahip olduğu şeylerdir. İşte oruç tutan mümin diyor ki, Ya Rabbi mal da senin, can da senin. Dün ye dedin yiyordum. Bugün yeme dedin, bak yemiyorum ya Rabbi. Ama şu anda iftar vakti, ye dediğin için yiyorum diyerek Müslüman malda da canda da Allah'ı söz sahibi kabul ediyor demektir. Oruç kişinin hanımını Allah'ın emaneti bilmesinin ifadesidir. Ya Rabbi Ramazan'da yasak dedin, ben bu yasağa uydum. Bu konuda seni söz sahibi biliyorum demesinin ifadesidir oruç. Hasılı oruç baştan sona niyetten ibarettir ve sadece Allah'a aittir. Oruçla Müslüman Allah için niyet taşıma konusunda çok büyük bir deneyim kazanmaktadır. Oruç Allah içindir. Bir Müslüman bunu ancak Allah için yapabilir. Onun içindir ki bakın Rabbimiz oruç benim içindir ve onun mükafatını ancak ben vereceğim buyurur. Birilerine belki zor gelebilir. Birileri onu zor görebilir. Halbuki bu iş ibadettir, kulluktur, taattır, takvadır ve buna gücü yetenin mutlaka yerine getirmesi gerekmektedir. Eğer insanın üstesinden gelemeyeceği bir şey olsaydı zaten Allahu Teala bize böyle bir yük yüklemezdi.